Anıl. Ben dedesi çekiliyim. Çok sağ olun. Oğlum işsiz. Kirasını veremiyor. Ben çocuğum kirasını yemin ederim ev sahibi telefon burada siz kendi konuşun. Oğlum 6 ayda kirayı vermiyor. Ben pazara çıkıyorum benim yerim yok. Ne diyeceğim o zaman? Diyeceğim ki bu sefer pandemi verirseniz tamam. Biz size arayacağız. Tamam. Ben bunun için herkes kendini düşünüyor. Ben anlamadım. Ya bana burada da işte. Ben yardım almadım. Tamam bakın. Kaldırmıyorum ama başörtü görüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ondan dolayı çalışıyorum. Hiç geri gelin. İyi, hadi bakalım. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Anlaşıldı abi. Evet, bunu görelim arkadaşlar. Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Bir şey mi çektiniz? Evet. Hadi bakalım. Evet. Para çekilir mi? Çekeriz, sağ diye çekilir. Hadi. Geziyorum. Bakalım esnaf memnun mu değil mi? Biraz soracağım. Onların dertlerini dinleyeceğim. Genelde salonlarda dinliyorduk ama şimdi yüz yüze oturup konuşma imkanımız oldu. Evet. Ama siz de bize yardımcı olun. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Çok zor zamanlarınızda belediye başkanımız karınca kadarınca da olsa o size hizmet edecek. Yanımızda oldu. Ama bu zamanlarda kira olarak bir destek gerekti. Neyse. Evet. Şimdi esnaf gerçekten çok zordu ve lokantalarda kiralar ortalama ne kadar? Şimdi efendim minimum 20 ile 70 arası değişen kiralar. Çoğu vakıf yerdi. Evet, dışında da özel sektör, özel kişi bulundu. Tabii. Bunları da resmi görüşmelerini göstermemiz lazım. Evet. Birçoğunun bir yıllık biriken kiraları. 500 lira ile 750 lira yetmiyor diyorsunuz. Hayır, çoğu alamadı zaten. Alamadı. Onlar da yani şirketlerle ilgili vergi kaybıyla ilgili, özellikle ciro kaybıyla ilgili birçoğumuz alamadık yani. Hatta sistemden belli başvuruyoruz. Diyorlar ki sınacak durumdan dolayı alamazsınız. Bir tek hani şeylerle ilgili alabildiğimiz kısa çalışma ödemeyi veriyor. Evet. O da yetmiyor. Evet. Peki efendim. Sayın Başkanım. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başınız sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Adamın dibisiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben de bakayım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gece içine kalın. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Lütfen arkadaşlar. Sayın Başkanım. Şu anda dikkat edin. Arka tarafta kalamaz. Kadıköy Belediyesi'ne hiç kimse yardım. Lütfen bu konuda bizlere biraz daha destek çekiniz. Kadıköy Belediyesi'ne de yani elimizden gelen her türlü desteği gösteriniz. Çünkü yanımızda tek olan o yavaşlarımız. Allah razı olsun. Kolinerce Allah insanlara yardım ediyor. Teşekkür ederim. Çünkü hükümetten hiçbir beklentiniz yoksa alsın belediye başkanımız Kadıköy Belediye Başkanımız yapıyor. Bu kadar insan, bu kadar çalışan, mağdur işletme sahipleri takır takır dükkanlar kapanıyorlar. Gerçekten bir yüzle görüşmek istiyoruz. Hep birlikte dertlerimizi anlatmak istiyoruz. Gerçekten. Yönetimler şu anda 10 esnaf var ama birçok esnaf şu anda çarşıda. Geleceğini duyan herkes çalışanlar da dahil. İşletme sahipleri hepsi buradalar. Kepenklerimiz iki gün önce açıldı ama ne yazık ki yani bu dönemde gerçekten bize büyük bir şey kesinlikle. Haziran'da açtığımızda da zaten normalleşme söylendi ama ne yazık ki Haziran'da da eski iş performansına kavuşamadı. Ve bar ruhsatı olan mekanlar de değil yerde kapalı. Hiç açılmadı. Daha iyi olur. Ve artık kimsenin gerçekten direnecek gücü kalmadı. Nefes alamıyoruz artık. Kiralar yüksek olduğunu söylediler az önce. Doğru. Yani evet. Hareketli fazla olduğu için kiraların yüksek olması da biraz doğal. Ama bu yüksek kiraları elde edenler hani bu süreç içinde ya kirayı almıyoruz ya kirayı
Abi, şunun iki sizleri çıkartacağım. Sizlerden kira almamak. Çabuk çabuk çabuk. Kira etmiyorsunuz. Evet. Kirayı da ödeyelim. Murat değil mi? Kira sahibi. Murat abi mahvoldu. Murat abi. Yani kirayı almayalım diye bir maalesef, maalesef. Tamam. Çok mekanda olduğu yarı yarıya düşürülen yerler oldu ama mal sahiplerinin de şeyini anlayabiliyoruz, mağduriyetini anlayabiliyoruz. Evet. Ama ne yazık ki kimsenin ödeyecek gücü de yok şu anda. Evet. Bu anlamda devletin şey yapması gerekiyordu, yani bir yaptırımda bulunması gerekiyordu. Destek vermesi. Evet, destek evet. vermesi evet. gerekiyor. Mal sahiplerini de mağdur etmeyecek, esnafı da mağdur etmeyecek. Evet. Kiralar çok yüksek ve esnafın artık kendini doğrultabilecek, evet. yani eve ekmek götürecek gücü kalmadı. Evet. O yüzden sizlerden bu anlamda destek evet. ve evet. şey bekliyoruz. Evet. Kaç gerçekten var? Şu anda 180-185 civarında sektör genelinde bir işletmeci arkadaşımız gibi. Evet. Sanırım basından takip edebildiğiniz Kadıköy'de ilk kez esnafların çok yoğun katılımıyla bir tepki gerçekleşti. Evet. Eylem yapıldı. Evet. Bu Türkiye'de sanırım ilk oldu. Evet. İlk kez esnaf burada yoğun katılımla bir eylem gerçekleştirdi. Sorunlarımızı anlattık. Evet. Duydular. Evet. Ama çözüm üretemiyorlar. Bunu anlayamıyoruz biz. Ne kadar dayanırız onu da bilmiyoruz. Bulunduğumuz evet. alan buralar. Evet. Yani işletmelerin açılması hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten akşam 6'dan 7'den sonra bizim müşterimiz geliyor. Evet. Biz burada başka şeyler düşünüyoruz. Yani son süreçte kongrelerde insan katılımının çok fazla olmasıyla birlikte COVID'in daha fazla arttığını düşünüyoruz. Bunun için de işletmeleri erken açtılar. Söyledin mi? 7'ye kadar tuttular ve tartışma programlarında bu konuşuluyor. Yani sanki biz dükkanlarımızı açtık görsünler diye her an dururlar. COVID vakaları yükseldi. Alakası yok. Sizin de bilgisi yok ki. Tabii tabii. Geçen yıl da biz yaz aylarında açmıştık. Yine açıktık. Covid sayıları düşüyordu. Bunun bizimle alakası yok. Bir de çok sıkı denetimden geçiyoruz. Tabii defalarca esnafın sorunlarını dile getirdim. Ben getirdim. Partisi Özgür'ümüz getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim grup başkan vekillerimiz dile getirdi. Diğer partiler de dile getirdi. Kimse hakkını yemek istemem. Yani muhalefet partilerin aşağı yukarı tamamı esnafın sorunlarını dile getirdiler. Ama en ağırlıklı olarak biz getirdik. Bazı toplantıları sadece esnaflar için yaptık. Hatta sadece sorunları dile getirmedik. Çözümü de önerdik. Şöyle çözülmesi lazım. Şunların yapılması lazım diye. Örneğin sizin vergileriniz var, sosyal güvenlik primleriniz var. En azından bunların size bir miktar şey de verildi, kredi verildi bankalardan. Aynen. Bazıları aldı, bazıları hiç alamadı. En azından o kredi faizlerinin tamamen silinmesi gerektiğini söyledik. Vergilerin, sosyal güvenlik primlerinin taksitlendirilmesi, belli bir zaman dilimine yayılması ve bunlar üzerinden faiz alınmaması gibi pek çok şeyi söyledik. Aslında ama bir kısmı oldu, bir kısmı olmadı. Fakat sonuçta mağdur olan sizsiniz. Ama ben size şunu söyleyebilirim. Yani asla umutsuzluğa kapılmayın. Yani bir süre sonra Türkiye'nin bütün koşulları değişecektir. Daha iyi bir atmosfer, daha demokratik bir atmosfer olacaktır. Esnafın da rahat edebileceği, sanayicinin, efendim sokaktaki satıcının da rahat edebileceği daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Yani bunun mücadelesini veriyoruz. Dolayısıyla hani doğru, sıkıntıyı büyük ölçüde siz çekiyorsunuz, esnaf çekiyor. Sadece siz değilsiniz. Yani Aksaray'a gittim, oradaki esnaf da aynı benzer şikayetler oradan da geliyor. Diğer illere gidiyorum, oradan da benzer şikayetler geliyor. Başka partilerin genel başkanları da esnafları ziyaret ettikleri zaman aynı şikayetleri oradan da biz de duyuyoruz, okuyoruz. Zaman zaman onlarla da konuşuyoruz. Şikayetler benzer. Aslında çözüm olması lazım, çözüm üretilmesi lazım, sosyal devletin kendisini göstermesi lazım. Ben hep şunu söylerim, yani var olan iktidar, samimi söylüyorum, oturup kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. Yani CHP'li belediyeler olmasa Türkiye'de gerçekten ciddi bir şey, rahatsızlık, kaos çıkar yani. İnsanların evine ekmek götüremediği bir düzen olur mu Allah aşkına? Böyle bir düzen olabilir. Az önce bir kadın rastladım. İşte belediyeden gelen yardımlar var. Bununla geçinmeye çalışıyor. Çocuğum var diyor. Nasıl bakacağım diyor. Kötü yollara düşmek istemiyorum diyor. Bana bir iş. Ben sizden yardım paketi şunu bunu beklemiyorum. Sizden iş bekliyorum diyor. Bana bir iş verin. Çalışayım. Kazanayım. Evime helal ekmek götüreyim diyor. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla hani biz elimizden gelen bütün yardımları yapmaya çalışıyoruz ama sonuçta biz iktidar değiliz. Yani iktidar olan, iktidarsa devasa bütçeyi yöneten onlar.
Kadıköy Belediyesi elinden gelen imkanı yapmaya çalışıyor. Bir bütçesi var, onu da zorluyor zaten. Söylüyoruz Kadıköy Belediyesi'ne de, diğer belediyelere de, Büyükşehir Belediye'mize de söylüyoruz. Dün Ekrem Bey'le birlikteydim. O da aynı şekilde kendisine yansıyan çok sayıda şikayet var. Onları gidermeye çalışıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla moralimizi bozmayacağız. Belli bir süre bu kararsızlık süresi var, bu sıkıntılı bir süre var ama bu süre aşılacak, hep beraber aşacağız. Güzel ülkemize. Ölmeden hızlandıralım başkanım. Kesinlikle güzel ülkemize huzur kalmamız. Biz özellikle şu vaziyet konusunu Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben lütfen, Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Gitmeyin beyler. Çözümü.